Ankara Keçiören'deki bir hastanede sağlık çalışanlarının hasta yakınlarından korunmak için can havliyle kendilerini bir odaya kapatıp barikat kurmaları yeni Türkiye'yi özetleyen bir manzara. Sadece zorbalığın sözünün geçtiği bir gücü gücü yetene rejimi yarattılar. Zorba kapıya dayanmış Sağlık Bakanı hala devlet geçit vermeyecek diyor. Göz önündeki vandallığı hasta yakınları ile hastane çalışanları arasındaki çatışma diye gösteren Ankara valiliği mi geçit vermeyecek şiddete? Van'da gözetim altına alınıp ölüm döşeğinde bulunan e, helikopterden atıldığı iddia edilen vatandaş için kaçarken kayadan düştü açıklaması yapan Van valiliği mi şiddete geçit vermeyecek? 2000 selefi dernek silahlanıp iç savaşa hazırlanıyor. 150'sinin ismini vermeye hazırım diyen Cübbeli Ahmet'e kamuoyu baskısı olmasa gel anlat bile demeyecek savcılar mı geçit vermeyecek şiddete? Yoksa şiddete geçit vermeyecek olan ülkenin anayasa mahkemesi başkanına bu ülke güvensiz sıkıysa korumasız işe git diyebilen İçişleri Bakanı Soylu mu? Gerçek şu, listesindekileri boğazlamak için silah zulalayan komşuların can kurtarma derdindeki sağlık çalışanlarının canını almak için kapıya dayanan vandalların, öldüresiye dövdüğü yurttaşları öldü diye kapıya bırakan jandarmanın, bizzat güvenlik sorunu haline gelen İçişleri Bakanı'nın hükmettiği bir baskı rejimiyle karşı karşıyayız. Karşımızda iktidara tutunabilmek için her zorbalığı göze almış silahlı, devasa bir devlet gücü var. Ne malımız ne canımız güvende. Ya ülkeyi tamamen bu zorbalara teslim edeceğiz ya da o sağlık çalışanları gibi kapıya barikat kurup bir arada direneceğiz. Başka yolu kalmadı.